Selamünaleyküm değerli dostlar. Emir Motor'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar, bir adet budamamız geldi. Solax marka. Selam abi. Ağlasın. Bir tane makine bırakmıştım geçen hafta babana. Ne abi motoru? Hyundai miydi? Yok. Şöyle mavi bir şeydi ya. Dandik bir şeydi de. Bu mu? O olabilir yani. Arayacaktı gün ama sonra aramadı. Ben İstanbul'a döndüm. Bir aradıysa açmamıştı. Bir aramamıştı abi. Ya da bu Çetin, Çetin diye. 100 lira yazmış. Bir sorayım abi de bomba diye. Motor tanıyorsa da o mu? Vallahi biraderim vallahi acıver bir motordu yani. O büyük ihtimalle odur yani. Dandik bir motordu da. Sağ ol, sor da. Baba, Çetin diye birisi motor bırakmış geçen hafta. Biladeri geldi de alacak. Mavi olan mı bu? Biladeri kendim de. He? Kendim geldim de. Sen kendin mi geldin? Evet. He. He he. Tamam, tamam, tamam. He. Tamam, tamam. O da senin telefon bekliyormuş da İstanbul'a geçmiş. Tamam ya. 200-300 lira tutar demiş sana da. 100 evet. Liraya hallettim dedim onu. İyi tamam. Allah razı olsun. Bir çalıştıralım abi. Bir çalıştır. Çalıştırıp denediysen kalmadı. Ya yani. Bir dene az bir şey koyacak tamam. Ona her zaman yağ koymaya gerek var mı ya? Var var abi tabii ki. Benzini her zaman yağ katacak. Hı. Ön tarafı da sadece yağ koyacak. Mesela 5 kiloya ne kadar yağ koymak lazım? 5 litreye yağdan yağda fark ediyor abi. Ya şu koruyucu yağ var ya. Şöyle bak küçük yağlar var. Var o kulağı. Bir tane öyle komple 5 litre atacaksın abi onlara. Ha şu. Aha onlardan 5 litreye bir tane atacaksın onda. Anladım. Hı. Ona yeter. O söyledi baban da. Yani biraderin ne yaparsa yapsın dedi. Gördün de bu da çok kötüsüymüş ya. Ya bu da nereden bulmuşlarsa bilmiyorum yani. Eyvallah. Tamam, teşekkür ederim. Şu yağdan alayım ya. Al abi. Ne kadar bu? 15.
Hepsine benzine dök hepsini. Aynen. Eyvallah sana. Hadi görüşürüz. Motor o kadar dandik ki. Anlatacağım arkadaşlar, şu duman bir çıksın. O da Solax, bu da Solax herhalde. Yo, o Pormax'tı. Pormax mı? Herhalde Pormax. Videoda bakarız bir daha. Ben de yoktum, babama bırakmış motoru. Bu mu diyorum, adam motoru da çok iyi tanımıyor. Oğlu olmadığından emin değil. Dedim bir sorayım. Babam aramayı unutmuş abiyi. İnşaattı, gitti geldi. Neyse. En korktuğum da şu, yapıyorsun çekiyorsun çekiyorsun çalışmıyor. Meğerse benzini bitmiş arkadaşlar. Benzin koydum. Babam demek ki fark edemedi. Benzin bitmeye yakın bıraktıysa. Az içinde varsa çekmedi zaten. Neyse ayarladık. Yani bakın. O zaman ayarla soğuyunca. Yani ya da ertesi gün birkaç gün geçtikten sonra ayarı değişiyor. Değişmiş. 200-300 lira tutar demiş babam onu artık ne konuştuysa da. Yani 100 liraya halletmiş babam onu. Adam da diyor zaten dandik bir şey diyor. Yani bir şey alırken biraz daha iyisini alın arkadaşlar. Biraz daha para verin, biraz daha iyisini alın. Görüyorsunuz yapıyorsun. Olmuyor, ayarı bozuk. Yani emin olun elime aldığım en adi motorlardan birisini öyle hissettim yani. Ayarı bozulmuş. Mesela bu ya ayar. Bakın normalde ayara verdiği diğer motorlar tepkiyi şu kadar çevirmeme veriyor. Bunda ise şu kadar bakın ha. Sadece oynatıyorum yani. Şu kadar oynatıyorum. Bu ne olacaktı? Sıcak, soğuk, şey yağ fazla koydun, eksik koydun. Bu hemen ayarı bozacaktır. Yani en güzel ayar, en iyi karbüratör ayarını siz çevirdikçe tepki vermesi böyle. Dokunur dokunmaz değil. Bunu da video içerisine ekleyelim. Şimdi bir tane daha var. Solax HR 2501 2501. Öyle diyelim. Ya böyle bu tarzları görünce benim tüylerim diken diken oluyor resmen. Yani problemliler arkadaşlar. Bakalım bu nasıl? En iyi çalışan Eco. Eco'dan sonra Hyundai'yi çıkartmış oldu. Burasında bilgiler var. ...2021 model diye. Yeni bir model. İlk defa denk geldi. Bakalım bunda da... ...vide gevşemeleri var mı? Şöyle beraber bakalım. Şu an yok. Güzel. Sıkı kalmış. Motor yeni olduğu için olabilir. Şimdi müşteri bunu çalıştıramamış. Ne yapıyoruz? Önce... ...kompresörüne... ...bakıyoruz. Yükleyi çekelim, biz de deneyelim. Bakalım bize de çalışmayacak mı? Ondan sonra bu jili karbüratördü, filtreye de bakacağız. Benzin var, çekti. Aldı. Motor tekliyor arkadaşlar. Çalıştıramadım dedi ama tekliyor dediğim gibi. Bujiye bakacağız. Sesinden belli. Yani orasını burasını kurcalamaya gerek yok. Millet de ne yapsın? Her şeyde pahalandı. Millet ucuzuna kaçıyor. Şunu alayım, bunu alayım. Az işimi görsün diye alıyorlar ama görmüyor işte. Kurum da yapmamış. Bir şey de yok ama niye öyle tekledi? Bakalım mı? Bir dakika. Burada vidayı gevşememiş ama bobindeki vidayı gevşetti. %90 bak. Tak 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 ses geliyor arkadaşlar. Yani işte
bobini büyük ihtimal yerinden çıktı. Vidaları düştü gibi. Demek ki titreşim bunda da var. Video içinden video çıktı ama bakalım bunda benim de tahmin ettiğim gibi mi? Ha, vida kalmamış ki. Şuraya bak. Bobine bak. Ha. Nasıl yapıyorlar bu motorları böyle? Ben anlam veremiyorum ya. Şurada şu civata tutamıyor ya. Vidalar nereye gitmiş? Vura 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 attı demek ki. Oradan şuradan attı demek ki dışarıya. Zaten küçücük ince civataları var. Bobine vurmuş. Tabii ki. Şöyle bobine vurmuş. Bu bobin nasıl çalışmış? Hayret. Buna bunu takacağız, çalıştıracağız, bakacağız. Eğer tekleme falan yapmıyorsa kurtardı. Eğer tekleme falan yaparsa bobini değişeceğiz. Yani bazen böyle vuruyor ama çalışıyorlar. Herhangi bir kırık falan yok. O halde çalıştıysa böyle de önce çalışır gibi. Şuradan bir deneyelim arkadaşlar. Bunlara bir de sabitleyici sıkacağız ki devşemesin. Yani yalan yok. Ne kadar da şey yapsan yine tutmuyor. Titreşime dayanmıyorlar. Enteresan bir şekilde bobinleri sağlam işte. Vurmaya rağmen çalışıyor. Yani markalı bir motor olsa inanın vurmadan bile kesiyor, görüyorsunuz videolarımda. Vursa neler yapar siz tamir edin gerisini. Diğerleri sağlam mı? Ona bakalım. Alt taraf sağlam. Burada sağlam da oluyor. Vidanın başı bozuk. İşte kalite burada belli ediyor kendini. Yani titreşim büyük ihtimal Grand tarafından salgı yapıyor arkadaşlar bunlar. O yüzden titreşim oluyor. Ondan dolayı da vida gevşemelerine neden oluyor. Kanada'da geçen yıl
Müşteriye söyleyeceğiz. Böyle böyle bobinle vurdu. Şu an çalışıyor. Eğer bir problem yaparsa getireceksin. Direkt bobinini değiştireceğiz. Çalıştığı için değiştirmeye gerek duymadım diyeceğim ona. Ki gittiğinde eğer bir problem yaparsa hem yaptı olmadı demesin. Ya da kendini belli eder o çalışınca. Çalışan bobini de tutup değiştirmek mantıksız. Ya arkadaş, vidalara bile dandik ya. Bunu buradan alıyoruz ama sıktı. Kafadan yalama yapıyor ya. Ya her şey mi dandik olur bu? İyice bozdular her şeyi. Attığımız vidayı bir daha sökemiyoruz. Şuraya bak. Yalama oldu. Ayar yapacağım. Bir daha geri alacağım. Alamadık. Sıkmaya korkuyorum, yalan olacak diye bir daha ya. Şimdilik iyi. Bakalım çalıştırınca ne yapacak? Lazımsa her zaman iyisini alacağım. Şu an bir şey almak da zor ama böyle uğraşıyorsun yoksa. Bu motorları alıyorsan elinde tornavidayla gezeceksin. Ayar yapmayı bileceksin. Motordan biraz anlayacağım. Yoksa bunlarla uğraşılmaz. Şuraya bak. Yani bu vidayı atıyorsun. Ya şuna bak ya. Tutma tutmuyor ya. Civataları tutmuyor arkadaş. Şuna bunu da boşa dönüyor. Tutmuyor arkadaş. Az daha uzun, az daha etli. Bunu taksalar onlara. Olacak. Tamam, biz bunlardan para kazanıyoruz. Bozulması biz ne kazanacağız? İşte usta için bunlar. Bir de anlayışsız müşteriye denk geldin mi? Usta bu ne yaptın olmadı. Usta ne yapsın? Usta yapıyor olmuyor. Usta yapıyor olmuyor. Motorun olmaya niyeti yok. Öyle bir motor bunlar. Bizleri zor durumda bırakıyor. Yani kazandığın para da en son diyorsun ki yani lanet olsun. Keşke yapmasaydım. Yapıyorsun olmuyor, yapıyorsun olmuyor dedirtiyor. Yani insanı
insana kötü nam yapıyor yani. Şunu bir temizleyin. Adam geçen almış gelmiş. Aynı bunlardan. İşte bunu dedi yeni aldım. Abi. Çalıştırıyorum işte 10 dakika sonra istemediğim bir daha çalışmıyor. Şöyleydi böyleydi. Dedim abi niye aldın ki dedim onu. Almadan önce niye sormadın? Sordum bir de aldığım yere dedi. Çok iyi dedi. Aldığın yer dedim senin motorcu, tamirci mi? Bir bayi mi yoksa? Tamir yapıyor mu dedim yani. Yok dedi. Nalbur'dan aldım dedi. Nalbur'dan aldın dedim. Nalbur dedim onun iyi olup kötü olup olduğunu nereden bilsin? Tamir eden bunu bilir dedim. Satan bilmez ki. Doğru diyorsun dedim. Dedim abi bunlar kronik karbüratör problemi. Hadi ayarlayayım. Gene aynısı olacak. Aldı gitti. Gene geldi. Sen buna dedi bir ayar daha yap. Ben biraz daha kullanayım böyle dedi. Senin dediğin gibiymiş. Yani çıkana çıkar şansına. Şansınıza bunlar. Hadi bismillah. Geldi değil arkadaşlar. Bakın nasıl çalışıyor. Bak. İnanın böyle dokunuyorum çalışıyor. Yani sanki starterli şey otomatik starter var gibi. Bakın gördün otomatik starter değil. İstop açayım. Bakın şimdi. Dokunuyorum oluyor. Ya şunu biraz daha kaliteli yapın kardeşim de. Çalışsın işte daha. Bobinleri sağlam. Bobinleri dediğimiz yok. Karbüratör ve titreşim olayını bunlardan kaldırdın mı? Öyle böyle değil. Çok güzel çalışır. Acaba karbüratör ne kadar sağlıklı? Güzel mi değil mi bilmiyorum. Şu an güzel yani öyle gözüküyor. Bakın bobin darbe yemesine rağmen çalıştı. Bunlarda en önemlisi karbüratör ve titreşim olayı. Arkadaşlar gördüğünüz titreşimden işte çalışamıyor. Zavallım çalışamıyor titreşimden. İşte durum bu arkadaşlar. Biz yine sağını solunu kontrol edelim de adam birazcık kullansın. Hatta şuradaki üstteki tutan vidalarına da bakalım da. Onlarda da motoru tutan üstte vidaları da var. Şurada bir tane var. Hem istobu tutar o.
Bunlar da sıkı. Burada bir tane daha var. Oraları iyi. Yani gevşeyecek kadar kullanmamış demek ki. Ya da ilaçladılar. Şu an gayet güzel. Bakalım bobin sağlamsa şimdi çektiğimizde tekrardan alır. Durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bobin darbe yemesine rağmen gayet güzel çalıştı. Sıkıntı yok yani. Bu motorlar böyle. Eğer şansınızı çıkarsa çıkar, çıkmazsa her gün tamirciye gidersiniz. Her gün elinizde anahtarla, takımla, takla atla motoru kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Müşteriye diyeceğiz. Şimdi bobini değişmedik ama ileride ne yapacağı belli olmaz. Yani bunu gören Husqvarna bobini oturdu ağladı diyebiliriz. Çin mallarının iki kadar sağlam bobin yok gerçekten. Çok sağlam bobinleri var. Çok adi modellerinde denk geldi. Çalışmadan motor daha yeni. Kesenine rastladım. Onlar zaten yedek parça olarak da satılmıyor. O kadar adi yani motorun maliyetini düşürmek için. Fabrikadan o bobinlerle geliyor. Hiçbir yedek parçacı da ben denk gelmedim. Çok kişiyle çalışıyorum. O bobinlere denk gelmiyorum. Zaten satarlarsa onların da başı ağrır. Bizim de o yüzden sürekliliği olmaz o işin. Gene de 80-100 liralık diyelim. Hadi 150 liralık bobinler. 800 1 milyarlık bobinlere taş çıkartıyor mu? Evet çıkartıyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Yapacak bir şey yok. Bu video da böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala destek için diğer videolarımı da izlemeyi ihmal etmeyin. Videolarımı tabii ki beğenmeyi ihmal etmeyin. Yeni izleyenler de lütfen abone olsunlar. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.